yaşam temalarını ele alan bir kitap kültür platformudur. Okuryazarkitaplar.com'dan günlük dergimizi, güncellenen dergimizi takip edebilirsiniz ve Türkiye genelindeki kültür sanat haberlerini alabilirsiniz. Bundan sonra hocamızın da lütuflarıyla belli periyotlarda astroloji yazılarımızı da yayınlayacağız. Bu akşam akademi sohbetlerinde sizlerin de katılımıyla astrolog Gülkösü Oğlu ile birlikte 2023'ü konuşmak istiyoruz. 2022 biterken tabii ki kolay bir yıl olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. Umarız 2023'te çok daha güzel bir yıl bizi bekler ama gökyüzü bu konuda bize neler ifade ediyor, neler söylüyor ve astrologlar, astroloğumuz Gül Hanım bize hangi uyarılarda bulunacak kendisinden bizzat öğrenelim istedik ve size de belki de böylelikle bir katkı sunmuş olur diye düşünüyorum. Evet Gül Hocam, hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Hoş Nasılsınız? buldum. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz önce de söylediğim gibi işte günün stresi, yoğunluğu. Ama uğraşıyoruz, güzel şeyler olacağı benziyor. Hem yayıncılık adına hem de özel hayatlarımızda güzel şeyleri ümit ediyoruz. En azından biz gayret göstermekten çekinmiyoruz. Birazcık da takdiri Allah'a bırakıyoruz tabii ki. Gününüz nasıl geçti? İyi miydiniz? İyiyim, ben yoğunum. Yoğun bir şekilde Yoğun. ilerliyorum. Evet. Peki hocam, yavaş yavaş sorularımıza geçmek istiyorum. Tabii. 2020 2023'ü genel manasıyla nasıl yorumlayabiliriz? 2022'yi öyle veya böyle tamamlıyoruz artık. Sona gidiyoruz. Ve 2023 yeni bir yıl. Gökyüzü bu konuda bize neler söylüyor hocam? 2023 yılı 2022'yi aratmayacak diyebiliriz. Çünkü bir takım hastalıklar tekrar gündeme gelebilir. Ama bir güzel haber de sağlıkla ilgili, kanserle ilgili yeni gelişmeler duyabiliriz, şahitlik edebiliriz. Bir takım sularla ilgili problemler duyabiliriz. Halkın uyanışa geçmesi, ayaklanmasını duyabiliriz, görebiliriz. Hepimizin sakin olması gereken bir zaman dilimi. Ve 2023 yılına girerken kalabalık ortamlarda mümkün mertebe kendimizi korumalıyız. Temkinli hareket etmeliyiz. Bunun uyarısında bulunmak istiyorum. Evet. Hocam bu ayaklanmalar derken o biraz dikkatimi çekti. Çünkü hani bu sosyolojik hareketler, toplumsal hareketler gerçekten çok kırıcı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Biliyorsunuz İran'da yaşananlar bugün oradaki bir devleti, bir ülkeyi insanlarıyla birlikte çok zor durumda bıraktı ve artık gerekçelerin her ne olursa olsun orada bir düzensizlik olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki hani bir insanlık adına üzücü şeyler bunlar. Keşke hiç yaşanmasa. Böyle bir şeyi biz ülkemiz için de bekleyebilir miyiz? Yani aynısı değil mi? Bu gibi bir toplumsal ayaklanmayı ülkemiz için de geçerli olabilir mi? Bu tür değil de buna benzer ayaklanmalar yaşanabilir ama sakin olmakta fayda var. Her duyduğumuz haberin altını araştırmakta yarar var diyorum. Hepimizin sakin Yani kalmalı. Hepimiz sakin kalmalıyız bu dönem. sağduyuya önem vermemiz gerektiğini Evet. söylüyorsunuz ve kaynağını öğrenmeden her şeye inanmamak gerektiğini herhalde Evet. anlattınız. Evet. Evet. O zaman bu konularda da gökyüzü bize bunları söylüyorsa biz de yani alternatif bir bilgi olarak bunları da aklımızın bir köşesinde bulundurabiliriz. Peki, hocam sorular da bir miktar geliyor ama biz isterseniz burçları konuşalım. Tamam. Yani hepimizin bir burcu var, doğum tarihi var ve bir burç içerisinde olan bir şey. Dolayısıyla burada burçları sırayla biraz anlatmaya başlayın isterseniz. Belki sorularımız olabilir. Buyurun. 2023 yılının genelini konuşalım mı?
Ne gibi Tabii, gökyüzü etkileri var tabii, diye. tabii bir şey yapabilirsiniz. Size bırakıyorum ben sözü şimdi. Tamam. Bir genel gelişme olur. 2023 yılını Koç burcu enerjisiyle giriş yapıyorum. Bu da sağlıklı bir koç. Hepimiz koç gibi olacağız. Daha atak, daha sabırsız. Biraz uyanışa geçeceğiz hepimiz. Neyin neden olduğunun altını araştırarak 2023 yılına giriş yapacağız. Tutulma serileri Akrep Boğa hattında ilerledik. Terazi Koç hattına geçeceğiz ve 18 yıllık bir döngüyü kapatacağız. Bu da Bir şey bize söyleyeyim hocam. 18 yıllık bir döngüyü kapanacağını söylediniz. Bu astrolojik manada ne anlama geliyor? Yani bu döngüler ne gibi değişiklikler? Atak mı geçireceğiz? Ya da bu 18 yıllık döngülerde neler oluyor? Akrep Boğa hattında tutulmalar oldu. Bu tutulmalar hepimizi kolektif anlamda etkiliyor. Burç bazında da hepimizi etkiliyor. Şu an Terazi Koç hattına geçiş yapacak. İkili ilişkilerimiz ve artık dünyaca insan olarak uyanışa geçiyoruz. Yani Akrep Boğa hattından çıkıp Terazi Koç'a geçiyoruz. Hepimiz bir nevi uyanışa geçeceğiz. Peki. Kaldığınız yerden devam edin hocam. 2023 için Tamam. söyleyecekleriniz Bereketin varsa. bolluğun şansın gezegeni Jüpiter 16 Mayıs itibariyle Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu da hayatta şanslı olduğumuz bereketi getirecek hayatlarımıza ve hava yoluyla ilgili, denizlerle ilgili bir takım problemlerle karşılaşabiliriz. Kimilerimize evlilik, kimilerimize iş, kimilerimize ilişki vaat ediyor Jüpiter. Hayatlarımıza dokunacak ve bir takım yüzleşmelere şahitlik edeceğiz. İş olarak, arkadaşlık olarak, aşk olarak yüzleşmeler yaşayabiliriz 2023'te. Farkındalığımız artacak, uyanışa geçeceğiz. Ve Plüton da uzun zamandır seyahat ettiği Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak. Bu da teknolojiyle ilgili bir takım değişiklikler, değişimlere geçeceğiz. Bir takım üst oktava çıkacağız. Sağlıkla ilgili güzel gelişmeler duyacağız. Bu çok güzel bir haber. Mesela sağlıkla ilgili ne gibi bir haber gelebilir hocam? Var mı öyle bir öngörünüz? Kanserle ilgili güzel gelişmeler duyabiliriz. Bir Aa, takım kanser. ilaçlar, bir takım iğneler söz konusu olabilir. Bu iyi bir şey, evet. Çok iyi bir şey. Venüs 23 Temmuz'la 4 Eylül arası geri hareketine başlıyor. Lütfen burada dikkat etmemiz gereken ilişkiler, evliliklerimiz, aşk hayatımız ve estetik operasyonları. Venüs 23 Temmuz'la 4 Eylül arası bu aralığa dikkat etmemiz gerekiyor. Dengede kalmamız adına söylüyorum. Hangi tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Pardon. Hangi tarihlere demiştiniz? 23 Temmuz'da 4 Eylül arası. İlişkilere dikkat etmemiz gerekiyor bu tarihler arasında. 31 Temmuz, Ağustos ayının başına kadar Mars, Boğa ve Uranüs Kuzey Ay düğümünü etkiliyor. Bu da para ekonomi piyasalarında çok dikkatli olmalıyız. Yatırım yapacaksak destek almalıyız ya da iki defa düşünmeliyiz. Şans oyunlarından mümkün mertebe uzak durmakta fayda var. Ha, şans oyunları şans getirmeyebilir yani. Kesinlikle dikkat etmekte fayda var. Evet hocam. Geçebiliriz dilerseniz. Evet hocam, peki burçlara geçelim o zaman. Sırayla herhalde burçları yorumlayacaksınız. Buyurun. Sevgili Koç burçları, 2023 yılını 2022 yılını zor kapattınız ve 2023 yılına muhteşem bir giriş yapıyorsunuz. Yılı Jüpiter'in desteğiyle karşılıyorsunuz. Bu da size inanılmaz ödüller sağlayacak. İş, ilişki anlamında muhteşem bir ödülleri alacaksınız ve özellikle 5 Şubat Aslan Burcu'ndaki Dolunay size
Şans üstüne şans getirecek. Bu çok güzel bir haber. Maddi anlamda her türlü desteği alacaksınız. Satürn balık burcuna geçişinde bir takım sağlık problemleri ve gizli düşmanlar olumsuz yönde etkileyebilir. Size dikkatli olmakta fayda var. Evet. Ne yediğinize ve uyku düzeninize çok dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Ve bir takım yüzleşmelere gebe kalabilirsiniz. Hiçbir yüzleşmeden kaçınmayın. Ve sevgili boğalar, yoğun Evet. değişimli sert bir yılı geride bıraktınız ve 2023 yılını biraz daha sakin bir şekilde karşılayabilirsiniz. Biraz gözlem yapabilirsiniz 2023 yılına girişte. Ve 5 Şubat'la 7 Mart arasında son 2 yılın mücadelesinin artık sonuna geldiniz. Çok fazla mücadele ettiniz. Artık 2023 yılını ödül olarak karşılayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bazı bağlantılı işlerde sosyal medya ya da basın alanında çalışıyorsanız buradan destek alacaksınız. Yükselebilirsiniz de. Bu çok güzel bir haber. Evet. Sevgili ikizler. Evet, ikizlere geçtik herhalde hocam. Evet. Sevgili ikizler, 2022 yılında günlük hayatın içinde inanılmaz koşturmacalı, inanılmaz yorucu bir 2022'yi geride bırakıyorsunuz. Bazılarınız iş ortamında krizler yaşamış olabilir, sağlık problemleriyle sınanmış olabilirsiniz. 16 Mayıs'ın Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle hayatınızda ruhsal bir boyuta atlayacaksınız. Kendiniz adına bir takım meditasyon yapabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Kendiniz adına bir takım öngörüde bulunabilirsiniz. Çünkü çok fazla yıprattınız kendinizi, çok fazla kendinizi kaybettiniz iş ortamında. Artık ben demeyi öğrenme zamanı 2023'te. Girişimde bulunmalarını mı tavsiye ediyorsunuz Evet, hocam bu evet. anlamda? Çünkü 2022'de inanılmaz yorucu bir zaman geçirdiler. İş anlamında bazı ikizler sağlık problemleriyle uğraştılar. Ve artık ben deme vakti 2023 ikizler. Toplayacaklar belki de Evet. 2022'nin. Evet, ben demeyi öğrenmeleri gerekiyordu 2022'de. Kendilerini biraz daha geri plana attılar ama 2023'te kendilerini ön plana atabilecekleri bir yıl. Evet hocam. 7 Mart'ta Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle aile hayatında bir takım sınavlar vermiş olabilirler. Aile hayatındaki bir takım problemleri düzeltme yoluna girecekler. Sevgili yengeçler, Yengeçler. bu 2023 yılını Oğlak Merkür retrosuyla giriş yapıyorlar. Yılın ilk günlerinde eski ilişkiler, eski eşler, eski arkadaşlar gündeme gelebilir. Bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü gelen eski ilişki bir hayır getirmeyecek. O yüzden dikkatli davranmaları gerekiyor. Özellikle Merkür retrosunda gelen hiçbir iş olumlu sonuçlanmayacak. Ve burada Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte 7 Mart'tan itibaren sağlık, finansal koşul sağlıkla ilgili bir takım sınavlar konuşamadım. Bir takım problemler yaşıyor olabilirler. O yüzden de bir takım rahatlamaya geçiş yapacaklar 7 Mart'tan itibaren. Sağlıkla ilgili bir takım problemler yaşıyorlarsa, finansal koşulları ile ilgili bir takım problemler yaşıyorlarsa 7 Mart tarihiyle ilgili 7 Mart'tan itibaren rahatlamaya geçiş yapacaklar. Bir takım yeteneklerini hobilerini iş olarak sunabilirler, hayata dahil edebilirler. Yurt dışı ile ilgili bazı bağlantılı iş meseleleri olabilir. Burada olumlu sonuçlar alabilirler ve keyifli bir dönem yengeçler için. Sevgili aslanlar, son 2,5 yılını zorlu enerjilerle kapatmaya başlıyorlar artık. Köklü kararlar alacaklar. 16 Mayıs'ın Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte
Biraz baskıcı olabilirler, bencil olabilirler. Bu duygudan uzaklaşmaya bakmaları gerekiyor. Bu bakış açısı üstleriyle problem yaşatabilir. Sakin olmakta fayda var. Ve Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte maddi kaynaklar konusunda inanılmaz güzel bir dönem onları bekliyor Mart'tan itibaren. Ve kendilerine yönelmelerini tavsiye ediyorum aslanların. Bir takım korkuları varsa destek alabilirler. Meditasyon yapabilirler, nefes çalışmaları yapabilirler. 23 Temmuz'dan sonra burcunda Venüs retrosu olacak. İlişkiler anlamında güzel bir dönem aslanları bekliyor. Evet. Başaklara geçelim mi? Ben çok hızlı Geçelim hocam. anlatıyorum ama. Yok, hayır hocam, yani tabii hani işin şeysizsiniz zaten, özel soru sormak isteyenleri en sonunda şey yapacağız. Çok fazla da sizi bölmek istemiyorum. Bence gayet iyi gidiyorsunuz. Sıradaki burcumuza devam edelim. Sevgili Başaklar, 2023 yılı fırsatlarla dolu Başaklar için güzel bir yıl olacak. 16 Mayıs tarihinde Jüpiter'in Koç'tan çıkıp Boğa burcuna geçişiyle muhteşem bir genişleme olacak hayatlarında, iş anlamında, aşk anlamında. Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle de burada ilişkiler gündeminde olacak. Evliliği, ortaklığı ile ilgili bir takım problemler varsa sonlandırabilir. Yaşça büyük bir partner hayatına girebilir Başakların. Evlilik kararı alabilir, evliliklerini sonlandırabilir. Plüton'un Kova'ya geçmesiyle birlikte de sağlığına ekstra dikkat etmesi gereken bir zaman dilimi. Yeme düzenine ve uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dikkat etmesi gerekli tarihler burç olarak siz söylüyorsunuz da yılın hangi dönemine denk geliyor bunlar daha Mart'ta. çok? Mart'ta. Mart'ta dikkat edecekler yani. Evet. Evet, buyurun hocam. Sevgili teraziler, 2023 Terazi denk geliyor. Terazi burcum. Bakalım bahtım şeyimde astroloji haritamda neler var? Ben aslında astrolojiyi şey olarak, kavramsal olarak biliyorum ama çok fazla takip ederek hani yaşayan birisi olmadım. Ama böyle sizin gibi uzmanından dinlediğim zaman da illaki kulak asarım ve hoşuma da gider aslında. Bakalım teraziler için benim için neler söyleyeceksiniz? Buyurun. yükselenizi biliyor musunuz? Yükselenimi. Siz konuşmaya devam edin, ben onu bulayım. Yükselen bazlı çünkü burcumuzun güneş burcumuzu da dinlemeliyiz. Ay burcumuzu da ve yükselenimizi de dinlemeliyiz. Biz genelde yükselen baz alıyoruz. Şimdi hocam ben bilgisayarımda bir daha arka Füsun abla benim doğum haritam ve astroloji şeyimi 2023 ile ilgili bir şey açıklama yapmıştı bana da. Orada yükseleni falan da yazıyor. Siz açıklamanıza başlayın. Ben onu bulduğum zaman size söylerim. Belki de program sonunda söylerim. Tamam. Buyurun hocam. Sevgili teraziler, 2023 yılını sizin için oldukça önemli bir yıl olacak. Yıla Oğlak burcundaki Merkür retrosu ile başlıyorsunuz ve aile içerisindeki geçmiş defterlerle ilgili bir takım sorunlarla ilgilenebilirsiniz. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Aynı zamanda Koç burcunda hareket eden Jüpiter, şu anki Jüpiter, sizin ilişkiler ortaklık anlamından yana şans ve bereket sağlayacak. Ve 20 Nisan'da karşıt burcunuzda Koç'ta sert bir tutulma meydana gelecek. Bu da uzun zamandır hayatınızda iş ortaklığı olabilir, hayatınızdaki ilişki olabilir, eş anlamında bir takım mücadelelerin sonuna gelmiş olacaksınız. Bir karar alacaksınız. Bu tutulmanın etkileri Haziran ve Temmuz aylarında etkili olacak. Yoğun bir şekilde hissedeceksiniz.
16 Mayıs'ın Jüpiter'in Koç burcundan Boğa burcuna geçmesiyle birlikte bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Maddi anlamda gelir elde edebilirsiniz. Ama yatırım Hangi yaparken, tarihte hocam? pardon, Hangi tarihti? 16 Mayıs. 16 Mayıs'ta bir yatırıma girişebilirim. Ve bu olumlu bir gösterge var orada herhalde. Evet, ama bir yatırım yaparken iki defa düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ülkece ekonomi çok kötü. Neye yatırım yaparsak, yani neye yatırım yapma konusunda destek almalıyız ya da iki defa düşünmeliyiz. Evet hocam. Buna dikkat edeceğiz. Tamam. Ve ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Uzun vadede hayatınızı değiştirecek bir takım projelere imza atabilirsiniz. Sonbaharda 14 Ekim'de burcunuzda ilk güneş tutulması meydana gelecek. Bu da 1,5 yıl boyunca hayatınızda büyük değişimlere yol açabilir. Kendiniz için bir rota, bir yön çizebilirsiniz. Plüton'un Kova burcuna geçişiyle birlikte takıntılardan uzak durmakta fayda var ve şans oyunlarında kripto paraları tarzında o tarz konularda bir Borsayı bunun içinde var mı hocam? pardon. Borsayı da bunun içine koyabilir miyiz? Evet, dikkat etmekte fayda var. Anladım. Peki hocam, terazi burcunda şey var mı? Bir doğum bekleniyor mu? Ya da işte bir çocuk bekleniyor mu? Görünüyor mu? Öyle bir şey hissettiniz mi? Bakalım. Mayıs'tan itibaren her yönden şans ve bereket onlarla olacak. Eğer çocuk sahibi olmak isteyen teraziler de Evet. 16 Mayıs'tan itibaren değerlendirebilirler. Anladım hocam. İnşallah teraziler bu konuda gökyüzü de terazilere yardımcı olur 16 diyorum. Mayıs'tan sonra destekleyecek. Evet, tamam hocam. Başka neler var? Sevgili akrepler, akreplere geçelim mi? Akrep geçtik, tamam. Sevgili akrepler, son 2 yıldır sizi zorlayan, mücadele ettiğiniz zorlu geçişler artık 2023 ile birlikte geride kalmaya başlıyor. Yılın ilk döneminde 5 Şubat'ta bir dolunay var. Çok fazla mücadele ettiniz 2022'de. Ama 5 Şubat'tan itibaren yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak. 7 Mart'a kadar da Satürn Kova burcunda olacak. Son derecesinde olacağı için ev yuva alanında birçok sorumluluk alabilirsiniz. Aile ile ilgili bir takım sıkıntıları geride bırakabilirsiniz. 7 Mart ile birlikte Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte 2,5 yıllık yolculuğuna başlıyor Satürn Balık burcunda. Bu geçiş size inanılmaz güzel destekler sağlayacak. Kendinizi çok rahat ve konforlu ifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. Sağlam adımlar atabilirsiniz iş anlamında, ilişki anlamında. 20 Nisan tarihinde itibaren iş ortamları, günlük hayatınızla ilgili sizi zorlayan her şeyin iyileşmeye başladığına şahitlik edeceksiniz. Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte olgun, kendinizden yaşça büyük arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Veya hayatınızda Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte sizden yaşça büyük ya da yaşça küçük bir partner hayatınızda dahil olabilir. Ayrıca çocuk konularında da sorumluluk alabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyenler de Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte bunu düşünebilirler. Evet. Yani
Şey anlamında da bereketli bir yıl, çocuk anlamında da bereketli bir yıl Evet. olabilir diye Evet. düşünüyorsun. Evet. Evet, sanırım bu da benim eşimin burcuydu. O yüzden biraz daha dikkat kesildim. O da içeride canlı yayınımızı izliyor merakla. Evet, kendisine selam var size. İsmi, fondu. Evet, Umarım buyurun. beğenmiştir. Aa, çok beğendi. Bana şu anda WhatsApp'tan yazıyor. Oley oley yazıyor. Mutlu olduğu. Çünkü bayağı güzel şeyler söylediniz kendisi için. İş hakkında. Kendisi de bazı iş girişimleri konusunda hevesli. Bakalım zaman ne gösterecek ama hayırlısı diyelim. Ama ona biraz ümit vermiş oldunuz. Bu da güzeldi. Her şey hepimizin en yüksek hayrına olsun. Her şey gönlümüzce olsun 2023 yılında. İnşallah. Peki hocam, buyurun. Sevgili yaylar, 2023 yılında Koç ve Terazi enerjisini baskın bir şekilde karşılayacaksınız. Bu da sizi besleyen, büyüten olumlu enerjiler olduğu için yolunuzu bulabileceğiniz bir zaman dilimi. 2022'de çok kararsızdınız. Artık 2023'te yolunuzu bulacaksınız. Net, net ve kararlı olacaksınız. 16 Mayıs'a kadar Jüpiter'in Koç burcunda olmasıyla yetenekleriniz neler, hobileriniz neler, bunları yöneleceksiniz ve bunlar sizi inanılmaz mutlu edecek. Bunları iş anlamında da yapabilirsiniz hobilerinizi. Bekar yaylar için yeni bir ilişki çıkabilir karşılarına. 20 Nisan'da Koç burcundaki güneş tutulması ile birlikte yetenekleriniz ön planda olacaktır ve yeteneklerinizi çok rahat bir şekilde 20 Nisan'dan sonra ortaya koyabilirsiniz. Fakat 20 Nisan'ı beklemenizi tavsiye ederim. 20 Nisan'a kadar kafanızda kurabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz, planlayabilirsiniz. 20 Nisan'dan sonra yaylar için inanılmaz iyi bir etki olacak. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar için de 20 Nisan'dan sonra iyi bir tarih. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'ndaki son ay tutulması ile çok fazla ay tutulmaları ile inanılmaz krizler atlattınız. Depresif durumlar atlattınız. Şu an bunları iyileştirme dönemine geçiş yapıyorsunuz. 5 Mayıs'tan itibaren kendinizi bulabilirsiniz moral anlamında. 16 Mayıs itibariyle iş anlamıyla oldukça hazırsınız. Çalışan yaylar varsa 16 Mayıs'tan itibaren terfi edilebilir. Göz önünde medyada, basında çalışanlar bir tık pozisyonunu bir üst noktaya atabilirler. İnanılmaz şanslı bir ay onların için 16 Mayıs'tan itibaren. Genellikle sağlık açısından mükemmel bir zaman. Jüpiter destekliyor yayları. Sağlık olarak hiçbir problem söz konusu değil. Fakat bir şey yerken yediklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. 2023'te çok rahat bir şekilde kilo alabilirler. Yaylar. Sağlık anlamında çok iyiler ama ne yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Evet hocam. Sevgili oğlaklar, 2023 yılını Merkür Retrosu ile başlıyor oğlaklarda. Geçmişte 2008 yılında birçok alanda verdiği mücadelenin sonuna geliyor. Oğlaklar çünkü 2008'den beri çok fazla sorumluluk aldılar, çok fazla mücadele ettiler. Artık bunların sonuna geliyorlar. Şubat ve Nisan aylarında ciddi, hayatlarında ciddi bir yeni sayfa açabilirler. Bir devir kapanıyor onlar için. 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sanatsal yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir zaman dilimi. Her zamankinden daha fazla para kazanabilirler. Sorumluluk alırken kendilerini unutmamalarını rica ediyorum. Çok fazla
fazla iş odaklı olduktan oğlaklar genelde iş odaklı, daha fazla sorumluluk alan bir burç ve kendilerine yeri geldikleri zaman unutan bir burç. Evet. Satürn'ün kova burcuna geçmesiyle birlikte sözlü ve yazılı iletişimde çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Daha temkinli hareket etmeleri gerekiyor. İkili ilişkilerinde de eskiden kalan sorunlar varsa çözüm odaklı olsunlar ve sakin hareket etsinler. Ve insanlara karşı duvar örmeme konusunda çok temkinli davransınlar. Sevgili kovalar, 7 Mart 2023 tarihine kadar sabretmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda kovalar sağlığıyla sınanıyorlar. Birçok kovalar. 7 Mart tarihine kadar dikkat etmeleri gerekiyor. Sakin kalmaları gerekiyor. Bu durumun geçici olduğunun bilincinde olmaları gerekiyor. Evet. Ve artık 7 Mart'tan sonra bir oh diyecekler. Çünkü çok fazla sınanıyorlar. Öte yandan Nisan ayı itibariyle Koç terazi aksında hayatı ile ilgili bazı güçlü kararlar alacaklar. 16 Mayıs'ın Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hiç huzuru ve güven arayışında olacaklar Kova burçları. Aile Kova burcu. içinde evinize önem verebilirler, ev alabilirler. Özel hayatlarıyla ve aileyle ilgili çok fazla ilgi alanları olacak. Aile, ev, yuva ilgi alanları olacak. Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte maddi manevi değerlerini sorgulayabilecekleri bir 2023. Harcama yaparken dikkatli ve temkinli olsunlar. İnanılmaz güzel paralar kazanacaklar 2023'te. Ama bir takım arsadır, evdir, gayrimenkuldür. Bunları harcama yaparken temkinli olsunlar. Sevgili balıklar, Evet. 2023 yılında maddi koşulları değişecek. 16 Mayıs'a kadarki dönemde de Jüpiter'in Koç burcu hareketinde de Jüpiter Koç burcunda olduğu sürece balıkları destekleyecek. Kendilerini güvende hissedebilecekleri bir 2023 başı diyelim balıklar için. Ve Şubat Mayıs arasındaki Plüton'un Oğlak burcundaki son derecesinde olduğu için Oğlak burcundaki Plüton'un köklü değişimli ilişkisi varsa ilişkisini bitirebilir, evliliği varsa evliliğini sonlandırabilir, şehir değiştirebilir, bakış açısı değişecek, bakış açısı inanılmaz değişecek ve 20 Nisan'dan sonra Koç burcundaki Güneş tutulmasından sonra da yatırımlar konusunda nereden ne kazanma gerekiyor, geleceğini nasıl garantiye almak isteyecekleri konusunda temkinli olsunlar. Çünkü artık bunları düşünecekler. Geleceğini, yani geleceklerini düşünecekler. Nasıl bir yatırım yapabilirim? Neye ne yapmam gerekiyor diye maddi konulara kafa yorayacaklar ama çok temkinli olmaları gerekiyor. Ve 16 Mayıs'ın Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte yakınlarıyla ilgili bir takım problemler varsa yakın çevresindeki problemleri çözebilecekler. İlişkilerini güzelleştirecekler. Akrabadır, eştir, amcadır, üstleridir. Bu gibi problemler varsa bunları artık çözüme kavuşturacaklar. Ve 2023 yılında, Mayıs ayında çok rahat bir şekilde kilo verecekler. Kilo vermek isteyen balık İlginç. burcu varsa evet. Mayıs ayında diyete başlayabilirler. Evet, balıkları en son balıklara kilo verme konusunda biraz gayret gösterirseniz hızlı bir kilo verme durumu oluşacak. Bu da dipnot olarak vermiş olalım. Güzel bir haber bu. Burçları bitirdik herhalde hocam. Bitti, evet. Peki sizin bu burçlar içerisinde en çok dikkatinizi çeken burç var mıydı? Çok yani olumlu olumsuz düşünülebilir bu. En çok üzerinde sizi düşündüren veya da dikkat etmesi gereken burç diyebileceğiniz bir seçiminiz var olur mu?
Kovalar sağlıkla ilgili sınanıyorlar. Size de yazabilirler birçok kovalar. Şu dönem sağlığıyla ilgili bir takım problem yaşıyor. Kovaların 7 Mart'a kadar dikkat etmeleri gerekiyor. 7 Mart'a kadar sabretmeleri gerekiyor. Yediklerine içtiklerine dikkat etsinler diyorsunuz. Evet. Bol dua, olumlu düşünmek çok önemli bu dönem. Olumlu düşünsünler. Bu durumun geçici olduğunun bilincinde olsunlar. Koç da maddi manevi ilişkiler konusunda maddi anlamda çok zorlandı. 2023 yılı onların. Yengecim ben. Burcum Yengeç, yükselen terazi. Artık verdiğiniz mücadelenin ödüllerini almaya başlıyoruz. Ne güzel Akrepler de hocam. keza öyle. Evet, şey anlamında da belki iş anlamında da belki de böyle bir seneyi kapatmak, bugünü yani bu zamanları yeni bir başlangıç olarak düşünecek olursak inşallah bizim de herkesin birbirine katkısının olacağı bir dönemin başlangıcı olur ve böylelikle herkes için iyilikler gelsin isteriz. Biraz önce siz sormuştunuz yükselenizi söyleyin diye, teraziyim ya ben. Başak olduğunu ben öğrendim. Ve yükselenimin başak olması neyi ifade eder? Sizin düşünceniz nedir hocam? Çok titizsiniz sanırım, değil mi? Evet, İş biraz odaklısınız titizlik vardır. biraz. İş odaklı o sayılırım, evet. Evet. Artık biraz daha işi geri plana, yani evet, iş ön planda. Biraz titizlik ön planda. Başakların. Benim ikizlerim var. İkizlerim de Başak. Ne İkiz güzel. çocuklarım var. Onlar da Başak. Biri Başak'a Başak, biri Başak'a Balık. Başaklar kendilerini çok fazla yıpratıyorlar. Her şeyin daha titiz, daha ayrıntılı. Her anlamda. Evde olsun, işte olsun, ilişkilerinde olsun. Biraz daha ben demeyi unutuyorlar. Umarım 2023 yılında ben biraz ben demeyi öğrenirsiniz. Hocam, şahsen geçmişte yani önceki yıllarda daha fazla bu detaylarda daha fazla düşünürdüm, kafa yorardım ve belki de daha fazla canım sıkardı ama yıllar geçtikçe artık eskisi kadar da bu stresi geride bırakmayı da öğreniyorum herhalde. Bilmiyorum yaşın getirdiği bir şey midir ama o detaycı dediğiniz kısmım vardır. Hani biraz mükemmeliyetçi, biraz fazla iddialı olsa bile hani iyisini her zaman en iyisini ulaşmaya çalışan birisi olarak eskisi kadar da bunu kendime bir dert ürünü, dert mahsulü gibi şey yapmıyorum. Ama yine de illaki insan kendinden vazgeçemez ya. Yani. Her işimiz güzel olsun istiyorum. Yaptığımız işler güzel olsun isteriz. Tabii ki herkes gibi. Bakalım Ama mı bir zaman iyi. işçi alacaksak o muhakkak Başak Burcu olmalı. Ne yapacaksak hocam? Bir işçi alacaksak, yanımıza bir yardımcı alacaksak muhakkak Başak Burcu olmalı. Yani benden iyi bir eleman olur diyorsunuz. Evet. Yani terazi yükselenin başak ya. Evet. Siz adilsiniz, terazisiniz. Adilsiniz, dengelisiniz. Herkese eşit davranıyorsunuz. Evet, elimden geldi hocam. Teraziler genelde eşittir, dengelidir. Herkese eşit davranır. Herkesin eşit koşulu olsun ister. Tabii Bu tabii. sanırım Başak'ta dengeliyorsunuz bunu. Belki de belki de dediğiniz doğrudur. Tabii insanın kendisini anlatması ne kadar doğrudur veya yani ne kadar gerçekçidir onu bilemiyorum ama sizin hani tahminleriniz bu yönde ve genellikle ben şimdiye kadar sizi takip ediyorum belli bir süre ve bugün çok güzel bir şey oluyor. Dediklerinizi de karşılıyor yani söylediklerinizle benim kendi bilgilerim birbirini karşılıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir tane sorumuz şey geldi. Yengeç burçlu bir arkadaşımız var. Yükseleni akrepmiş. Yengecin akrep yükseleni hakkında neler söyler diye sordular. Burç olarak mı, yorum olarak mı soruyor?
Evet. Yani Yengeç burcunda yükseleni de Akrep. Yükseleni için ne söylersiniz 2023'te ve genel durum olarak? Bir kere çok su, çok su baskını, yani çok su grubunda. Kendini rahatlatması için nefes egzersizleri yapabilir. Daha kırmızı tonları tercih edebilir, rahatlamak için. Mum yakabilir. Daha çok kırmızıları tercih ederse kendisi için daha iyi olur. Ve 2023 yılında da 2022'de zorlanmıştır kendisi muhtemelen. Zorlu bir 2022'yi bırakıyor geride. 2023 yılı inanılmaz güzel bir yıl olacak. İş anlamında da, ilişki anlamında da. 7 Mart'la birlikte Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte 2,5 yıllık yolculuğunun, zorlu yolculuğunun sonuna geldi. Ve 7 Nisan'dan itibaren gökyüzü destekliyor. İnanılmaz şanslı bir dönem kendisi için. Hayırlı olsun. Yani evlilik Hayır. istiyorsa evlenebilir, ilişkiler anlamında bekarsa, ilişkiler anlamında şanslı bir dönem, iş anlamında şanslı bir dönem. Çok güzel. Çocuk Evet. istiyorsa çocuk sahibi olabilir. Ama Nisan'dan sonra. 16 Mayıs Jüpiter'i destekliyor. Yükselenin içinde bunu söyleriz. Bir tane daha sorumuz vardı. Hemen buradan okumaya çalışacağım. Kim şey yapmış? Aslı Türkmen yazmış. İyi akşamlar hocam. Burcum Akrep. Ay burcunun bölge yüksekten kova burcuyum. Çok zorlandım. 2023'te beni neler bekliyor diye sormuş. Orayı biraz daha şey yapayım. Burcum Akrep. Tamam. Ay burcum da boğa. Yükselen kova burcundaymış. 2023'te kendisi için neler söyleyebilirsiniz? Boğa çok fazla mücadele etmiş kendisi. İnanılmaz sıkıntılar çekmiş. 2022 hemen bakıyorum. Evlenebilir, bir ilişkiye başlayabilir. Var olan bir ilişkisi yoksa ilişkisi olabilir, gündeme gelebilir 2023 yılında. Ev alma fırsatı olabilir. Ve 16 Mayıs Jüpiter'i destekleyecek. Şu an sağlık problemi yaşıyor olabilir kendisi. Nisan'dan sonra güzel etkiler alacak. İş Evet, anlamında, ilişki 20 anlamında. Nisan'dan yerlerine geliyor Aslı'ya Sorunlu bir dedik. ilişkisi varsa da bunu iyileştirme yolunda gidebilir kendisi. Ama Anladım. çok zorlu. Zorlu bir yol onu mu bekliyor hocam? Hayır. 2022 çok zorlanmış. İlişkiler anlamında da zorlanmış. Ben yorumları göremiyorum. Hani bilmiyorum. Soruyorum ama. Yani bakıyorum hocam. Yorumlar kapalı. Yazabilir. Değerli takipçilerim, Yani yorumların soru işareti butonuna basarak sorularınızı yazabilirsiniz. Ben sizler için hocamıza yöneltiyorum. Buyurun cevapları da hocam. yazabilirler size. Hani ben burada yorumluyorum ama görmüyorum. Evet. Cevaplar geldiği zaman onu da okuyabilirim. Hatta ben şöyle yapayım hocam. Yorumlarımızı da açalım. Eğer yorum yapmak isteyen varsa ama sorularınızı lütfen soru işareti bölümüne yazın. Çünkü ekranda diğer tonlar olduğu için ben yan ekrandan o yazıyı okumakta zorlanıyorum. O yüzden soru işareti butona basılarak sorularınızı yöneltin. Hocam bir tane daha soru var. Soralım mı? Tabii. Zeliha Kaya sormuş. Merhaba. Güneşim Akrep. Yükselenim Başak. Ayım Balık. Benim de 2022 zor geçti, ilişkilerde özellikle. 2023 nasıl olur? Evet, güneşi akrepmiş, yükseleni başak, ayı da balıkmış.
İlişkiler anlamında yine 16 Mayıs'tan sonra destek alabilir kendisi. Var olan ilişkisinde problem varsa bitirebilir. 2023'te 16 Mayıs'tan sonra yeni bir ilişkiye başlayabilir. Tabii ki ben böyle yorumluyorum çünkü doğum haritası hepimizin kimliği gibi. Burada burç yorumları %25 uyumlu. Herkesin haritası kendine özgü. Çünkü doğum Hocam, bildiğinizi unutmayın. Aslı arkadaşımız Aslı Türkmen. Hocam çok teşekkürler. Çok doğru söylediniz yazmış. Onu da size dipnot vereyim. Zeliha'nın sorusunda da hatırlatmak için Güneşi Akrep, Yükseleni Başak, Ayı Balık'mış. 2022 zor geçmiş. 2023 nasıl diye soruyordu. Evet. İlişkiler anlamında 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in desteğiyle bir ilişkiye başlayabilir. Var olan ilişkisini iyileştirebilir. Haritalar %25 çıkıyor. Yani burç yorumu %25 çıkıyor. Haritamız bizim kimliğimiz. O yüzden biz harita bakarken doğum saati ve doğduğumuz yer çok önemli. O yüzden hani harita bir bütün. Aldıkları açıyı da bilmemiz gerekiyor. Hani buradan bunu da söylemek istiyorum. Tamam. Yani ben burada bu kadarını söyleyebiliyorum. Doğum haritası hepimizin kimliği, doğum saati ve doğduğumuz yer çok önemli. Hani daha net tarihler almak istiyorlarsa doğum haritası Evet. baktırmaları gerekiyor. Herhangi bir Evet. astroloğa. Size de müracaat edebilirler zaten Evet. hesaplarınız açık olduğu için oradan da şey yapabilirler. Evet Zeliha'ya teşekkür ettiğini Rica söylemiş. ederim. Programına katıldığı için biz de ona teşekkür ediyoruz. Ve başka sorular var mı diye şöyle bir göz atıyorum. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlarım. Hocamız bu bir fırsattır. Hocamızı yakalamışken sorularınızı yazın tavsiye ederim. Bu şekilde programın sonuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Peki hocam soru gelirse yine onu şey yaparız. Genel olarak toparlayacak olursak 2023'te bizlere tavsiyeleriniz ne olacak genel olarak? Daha sakin kalmalıyız. Sağlık olarak dikkat etmeliyiz. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Kalabalık ortamlara girerken daha sakin olmalıyız. 2023 yılında çoğu kişimizin planı var. O yüzden kalabalık ortamlarda mümkün mertebe kendimizi koruma altına alalım. Trafikte özellikle dikkat edelim. Herhangi bir kazaya. Ve sağlık olarak da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Çünkü yeni hastalıklar tekrar gündemimizde olacak. Hocam bir tane arkadaşımız Yengeç Burcu'nu kaçırdı galiba. Yengeç Burcu'nu mu soruyor? Bir saniye hocam. Kaçırdıklarımı hocam selamlar saygılar. Bir tane başka bir soru geldi. Şu an iki soru geldi. Funda arkadaşımız Türkiye Yengeç Burcu olan bir ülke gibi benim gibi demiş. Başka birisi de Güneş kimse demiş. Fırat diye bir arkadaş. Güneş Akrep yükselenim Kova. Ay Aslan 2022 zor geçti. 2023'te neler olur demiş. Güneşi Akrep yükseleni Kova. Ay burcu da aslanmış. Buna da bir şey söyleyebilir miyiz hocam? Sağlık olarak bir takım problemler yaşamış olabilir 2022 yılında. 2023'te dikkat etmesi gereken bir zaman dilimi duygusal anlamda. Evet. Aileyle ilgili bir takım problemler yaşamış olabilir. Ama Jüpiter'in desteği iyi karmalar yarattıysak iyi karmalar olarak geri dönüş sağlayacak. Jüpiter'in Koç burcundan çıkıp Boğa burcunun geçişiyle birlikte 16 Mayıs'tan itibaren şans size dönmeye başlayabilir. Burada böyle söylüyorum, harita bir bütün tekrar söylüyorum. Doğum saatiniz ve doğduğunuz yer çok önemli ve aldıkları açı çok önemli. Harita bir bütün, yani biz açılara bakıyoruz, kombinelere bakıyoruz. Burada bu kadar oluyor çünkü. Bunu Ya tekrar bundan sonra etmekte fayda var.
Bundan sonrası herhalde kişiye özel doğum Evet haritaları evet. ve Ödevler yapıyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık. Nelere dikkat etmesi gerekiyor 2023 yılında? 3 aylık periyotta neye dikkat etmesi gerekiyor? Ne gibi yön çizmesi gerektiğini, her şeyini nokta atışına kadar sabit yıldızlarla birlikte veriyoruz danışanlarımıza. Anladım hocam. Hocam çok güzel bir programdı. Ben çok keyif aldım. Değerli bilgilerinizden istifade ettik ve bizi takip edenler, sizi takip edenler eminim ki faydalanmışlardır. Tekrarını zaten YouTube kanalımızdan izleyebilecekler. Ve konuyla ilgili belki de kişiye özel, şahsi olarak sormak istedikleri sorular olursa bizzat size müracaat edebilirler. Onlara da sorularını cevaplıyorsunuzdur, ben öyle tahmin Evet. ediyorum. Ve güzel bir programdı. 2023 için dilekleriniz neler? O şekilde sonlandıralım diyorum ben. Herkese öncelikle sağlık diliyorum. Herkese şifa diliyorum ve herkesin en yüksek hayrına göre olsun tüm duaları, istekleri, niyetleri. İnsanlık Değil. adına çok güzel bir yıl diliyorum. Umarım öyle olur. İnsanlık adına, ülkemiz adına, halkımız adına ve çemberi daraltacak olursak şehrimiz adına ve ailemiz adına güzel bir yıl olur. Herkes ümit ettiği şeylere ulaşır, kavuşur ve güzel bir şey. Ben hemen hocam burada aklıma bir şey geldi. Ben bunu yapmadan edemeyeceğim. Bir tane şiir okuyacağım size. Belki de 2023'ü böyle bir temenni şiiriyle tamamlamak güzel ve anlamlı olacaktır. Ben memleket şiirini okumak istiyorum. Sıtkı Tarancı'da. Güzel ve kısa bir şiirdir. 2023'ten memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin, fakir, ne sen, ne ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun, memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Böyle de tamamlamış olalım hocam. Çok güzel, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, okur yazar kitap.